Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. 2021 yılının buğday hasadına başladık. Bugün hasadımızın 3. günü. Bu arada herkese hayırlı bereketli hasatlar diliyorum. Bizim şoförün biri bugün gelemeyecek. O bakımdan kamyonun birini ben kullanacağım. Kamyonlarımız dolu. 2 kamyon kullanıyoruz. Şimdi boşaltmaya gideceğiz. Dünden dolu kaldılar. Akşam biçtik, doldurduk. Şimdilik de gidip boşaltacağız kamyonları. Çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi herkese hayırlı bereketli seneler diliyorum. Bereketli hasatlar diliyorum. Evet, her zaman olduğu gibi yine planımız değişti. Kamyon boşaltmaya gidecektik. Gidemiyorum çünkü içeridelerin bir tane kayışı kopmuş. Şimdi acilen o kayışı almaya gidiyorum. Bakalım. İnşallah gittiğimiz yerde o kayıştan vardır. O olmadan çalışmıyor çünkü. Acilen gidip onu alacağım. Geri gelip takacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kopan kayış varmış. Çok şükür aldım kayışı. Bilmiyorum şu arkada. Şu yerde görünüyor mu bilmiyorum. Birkaç tane de yere kaldı başka kayışlardan. Maşallah kayış fiyatları çok ucuzmuş. 140 euro bizim kopan kayış. Bir tane de o yedek ufak şey vardı, onu aldım. O 10 euro. Bakalım. Fiyatlar acayip çıkmış. Yani normalin dışında bir yükseliş var. Allah herkese kolaylık versin. Ne diyelim. Şimdi bir çere doğru gidiyorum. İnşallah başka bir sıkıntı çıkmaz. Da devam edebiliriz. Biçerin yanına geldim. Şimdi Allah sigaramı düşürdüm. Kayışın biri şu. Şurada yazıyor 140 kilo. Bu 43 euro 40 cent. Bu da klimanın kayışı. Bu eskisi yedek olsun diye koydum oraya. Yenisini taktık. O ne bileyim 10-15 civarında galiba onun fiyatı. Şimdi takılıyor kayış. Biçtiğimiz buğdayları şu karşıya veriyoruz. Burada toplama merkezi var. Büyük silolar var. Kamyonlar oraya döküyor. Yani içeride karşıda gidiyor zaten. Hemen yetişmiş olduk onlara da. Tarlanın biri de şu içeride bir yerde. Bu bizim tarlamız değil. Bunu piyasaya biçiyoruz. Burada da boşaltıyor. Şu bizim kamyon burada bekliyor boşalmayı. İçeride de bir şey bekliyor. Diğer kamyon da burada. Şöyle müsait bir yere durayım. Nereye dursam bilemedim. Neyse. Evet, sıra bize geldi şimdi. Biz boşaltacağız. Sabahın köründe başladık. Saat 10'u 12 geçiyor. Daha hiçbir şey yapamadık. Evet, şimdi gerekli ya da gereksiz ben biraz bilgi vereyim. Şimdi buradan gelen kamyonlar, burada tartı var. Şurada tartılıyorlar. Ondan sonra orada şeyi ölçülüyor. Buğdayların protein ortalaması, protein oranı ve nem oranı ölçülüyor. Ondan sonra hem tartılıyor, oradan buraya gelip boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra işte protein oranına göre, nem oranına göre burada değişik silolar var. Oraya yerleştiriyorlar. Şimdi bu iki kamyon bizim kamyonlarımız. Bu ikisinin nem oranı, protein aynı tarlanın olduğu için, ikisi aynı olduğu için aynı zamanda boşaltabiliyorlar. Şimdi biz onları boşaltıyoruz. Kamyonlarımız boşaldıktan sonra tekrardan tartıya geleceğiz. Şurada tartılacak. Tartıldıktan sonra da
şeyi, faturayı veriyorlar işte, şu kadar kilo geldi falan filan diye. Yani bu şekilde devam ediyor. Bak üçüncü bir kamyon yanaşıyor şu anda. O bizim kamyonumuz değil. Muhtemelen aynı protein oranına sahip bir buğday getirdiler. Bu kamyon 4 tane haznesi var. 4 değişik yere, mesela 4 değişik şekilde buğday koyabiliyoruz oraya. Ya da 4 değişik kişinin mesela ufak ufak tarlalar biçildiği zaman. Bunun da 3 haznesi var. Yani 3 değişik şeye, değişik tarladan ya da buğday, arpa falan diye karıştırabiliyoruz da. Yani iç, yani kamyonun içinde karışmıyorlar. Ve normal şartlarda şimdi alttan akıyor, bir de arkaya doğru bir boru gibi bir şey var. O altı açmazsak borudan da akıyor. Böyle daha kolay, daha çabuk boşalttığı için böyle yerlerde alttan da kapakları açıyoruz. Bu boşalttığımız buğday kendi buğdayımız. Şimdi biçer şu karşıda. Orada başka bir, bizim bir köylünün piyasaya biçiyoruz. Onları da dolduracağız. O ara silolar boşalacak, kamyonlar boşalacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım gün içerisinde neler olacak. Kamyonla başka bir tarlaya doğru gidiyoruz. Yollarımız görüldüğü üzere çok harika. Bu yoldan biçer geçemediği için o farklı daha uzak bir yoldan gidiyor. Ben de buradan gidiyorum. Daha kısa burası. Şöyle bayağı bir dar yollar var burada. Kamyonla bir şekilde sıyrılıp geçiyoruz ama önde tablo geniş olduğu için 600 metre tablosu var. O bakımdan geçemiyor biçer buralardan. Bu şekilde devam ediyoruz.
manzarası benim çok hoşuma gidiyor. Bir sürü köy gözüküyor buradan. Şu karşıda dağlar var. Dağların eteğinde bir köy var. Az ileride şu karşıda yine bir köy var. Şurada bir köy var. Burada bir köy var. Şu köy bizim köy. Burada yani bir sürü köy gözüküyor buradan. Manzarası güzel. Bu taraf deniz. Şöyle karşımız Türkiye. Burası deniz oluyor. Arkamız şu dağların arkası Bulgaristan. Bulunduğumuz yerde Yunanistan. Evet, bugünün de sonuna geldik gibi. Şimdi gidip kamyon değiştireceğim. Öbür boş kamyonu alacağım. Doluyu şoför götürecek. Aşağı bir yere bırakmış kamyonu. Onu bulmaya çalışıyorum. Buradaki parçayı bitirdik. Biçer şimdi gitti. Ben de kamyona doğru gidiyorum da daha kamyonu görmedim nerede olduğunu. Aşağıda döndü. Aşağı neresi? Ha, şimdi gördüm. Orada. Şimdi kamyonu alıp eve gideceğiz. Daha doğrusu gideceğim. Yokuş aşağı, yokuş yukarıdan daha iyidir. Pamukların arasından gidelim. Şimdi ben burada kapatayım. Hepinize iyi günler ya da iyi akşamlar, artık ne diyeceğiz bilmiyorum. Dilerim. Hepinize iyi akşamlar diyelim. Akşamdan gidelim. Bizim burada akşam oluyor. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.